Evet değerli izleyenlerimiz, yeniden kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoyu paylaşmanızı, beğenmenizi ve yapabildiğiniz kadar yorum yapmanızı rica ediyoruz. Nokta dahi olsa yorum yapmanız, videomuzun tekrardan eski izleyicilerimizin karşısına çıkmasına yardımcı olacaktır. Şu kritik günlerde savunma sanayi alanında yaşanan gelişmeleri, elde ettiğimiz başarıları, yerli ve milli teknolojilerimizi herkese duyurmak ve gurur kaynağı haline getirmek boynumuzun borcudur. Sizler de bizlere destek vererek videolarımızın daha geniş kitlelere ulaşmasında büyük bir rol oynayabilirsiniz diyelim ve videomuza başlayalım. Bildiğiniz gibi Türk Hava Kuvvetlerimize bir uçak gerekiyor. S-400 hava savunma sistemi alımı sebebiyle F-35 projesinden çıkartılan ülkemiz. Hava Kuvvetlerine Milli Muharip Uçak Kağan'ı devreye alana kadar bir uçak alımı düşünüyor. Ekim 2021'de Türkiye 40 adet F-16 Block 70 almak ve hali hazırda envanterde bulunan 80 F-16 Block 50'yi modernize etmek için Amerika Birleşik Devletleri'ne talep mektubu iletti. Fakat bu durumdan hala resmi bir sonuç çıkmadı. Milli Savunma Bakanı ise Eurofighter uçaklarının alınmak istediğini fakat Almanya'nın bu alıma karşı olduğunu söyledi. Haluk Bayraktar, Bloomberg'in haberinden bir görüntü alarak şu sözleri söyledi. Haber ise Almanya Başbakanı Erdoğan'ın jet savaş uçağı alma planını engelleyecek başlığıyla sunuldu. Haluk Bayraktar bu duruma karşı şu ifadeleri kullandı. Teknolojik ilerlemenin hızı, insanlı jet uçaklarını uçurmanın giderek daha riskli hale geleceğini gösteriyor. Yakın gelecekte muharebe sahasındaki platformlar büyük oranda insansız sistemlere dönüşecek. Bu uçakları vermemeleri tıpkı kendi SİHA'larımızı geliştirmemize yol açtığı gibi ülkemizdeki savunma ekosisteminin hızla gelişmesi için de avantaj sağlayacak. Yenilikçi teknolojileri geliştiren bir ülke olmamız, gelecekte çok daha güçlü bir noktaya ulaşmamıza olanak verecek. Bu nedenle projesini tamamen öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz, Bayraktar Kızılelman'ın dünyanın en gelişmiş insansız savaş uçağı olabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz sözlerini Twitter hesabından paylaştı. Paylaştığı gönderinin altına da eski gönderisini öne çıkararak ABD Predator SİHA'larını vermeyerek milli SİHA'larımızın önünü açmıştı. Şimdi bize F-16 vermemelerinin sonucu sizce ne olur? Sözlerini paylaştı. Almanya, Türkiye'nin satın alımına engel olmazsa 40 adet Eurofighter uçağı almayı planlıyoruz. Bu yüzden Eurofighter uçağını tanıyalım. Eurofighter Typhoon, Avrupa Birliği yapımı, çok amaçlı, 4,5 nesil, çift motorlu, Canard Delta kanatlı, çok rollü savaş uçağıdır. Tasarımı Fransız Dassault Rafale, İsveçli Saab Gripen ve Rus MiG-144 uçakları temel alınarak yapılmıştır. Çeviklik ve gelişmiş elektronik sistemleri en belirgin özelliklerindendir. 2 adet Eurojet EJ200 motoruna sahip, tek ve çift pilotlu versiyonları olan, en yüksek hızı saatte 2390 km olan av bombardıman uçağıdır. 1970'lerin ortasında Fransa, Almanya ve İngiltere European Combat Aircraft programını oluşturdular. 1979 yılında konsorsiyum üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda European Combat Fighter programı oluşturuldu. Ancak ulusal prototiplerin geliştirilmesi ve şartnamelerde yaşanan zorluklardan dolayı European Combat Fighter projesi 1981 yılında iptal edildi. Daha sonra Almanya, İtalya ve İngiltere çok yönlü savaş uçağı programını başlattılar. Ancak Almanya ve İtalya'nın programa bütçe ayırmakta yaşadığı sıkıntılar sebebiyle işbirliğinden çekilmeleriyle birlikte İngiltere programa kendi başına devam etme kararı aldı. 1983'te ise İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya Future European Fighter Aircraft yani geleceğin Avrupalı savaş uçağı projesini başlattılar. Projenin misyonu hem kısa mesafede kalkış hem de görüş ötesi özelliğine sahip bir savaş uçağı oluşturmaktı. 1984 yılında Fransa, özel operasyon özellikleri ve dizayn konusundaki gereksinimini tekrar dile getirdi ve projede yönetme talebinde bulundu. İngiltere, Almanya ve İtalya ise bu talep üzerine yeni bir program oluşturdular. Sonraki yıllarda ise Fransa, kendi savaş uçağı projesini gerçekleştirmek üzere bu projeden çekildi. 1985 yılına gelindiğinde ise İngiliz havacılık sanayi
EAFE İngiliz Havacılık Sanayi'nin Warton kasabasında bulunan üssünü de aşağı yukarı bitirmişti. Ağustos 1986'da EAFE ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve Eurofighter'a bir yöneliş başladı. Eurofighter'ın dizayn çalışmaları EAFE'ın verileri kullanılarak bundan sonraki 5 yıl boyunca devam etti. Projeye dahil ülkelerin başta öngördükleri ihtiyaç ve yapılacak üretim şöyleydi. İngiltere 250, Almanya 250, İtalya 165 ve İspanya 100. Bu sayı aynı zamanda ülkelerin projedeki paylarına göre belirlenmiştir. Ülkelerin projedeki payları ise şöyleydi. İngiltere %33, Almanya %33, İtalya %21 ve İspanya %13. 1986'da ayrıca Eurofighter'ın Münih tabanlı versiyonu olan Eurofighter Zefzug görücüye çıkmıştır. Bu versiyon Eurojet Turbo GmbH tarafından yönetilip Rolls-Royce, MTU, Avio ve ITP ortaklığıyla üretilmiştir. Eurofighter'ın ilk uçuşu 27 Mart 1994'te test pilotu Peter Weger tarafından Bavyera Almanya dolaylarında gerçekleştirildi. Test uçuşunda kullanılan prototip şu anki Eurofighter F2000'dir. 1990'lar uçağın geliştirilmesi ve projenin yürütülmesi konusunda oldukça verimli geçmiştir. Son olarak uçağın üretimiyle ilgili yapılan anlaşma sonucunda İngiltere 232, Almanya 180, İtalya 121 ve İspanya 87 Eurofighter sipariş etmiştir. Bunlardan 112 adedi Tranche 3 A modelidir ve İngiltere 40, Almanya 31, İspanya 20 ve İtalya 21 adet Tranche 3 A1 modelinden sipariş etmiştir. Siparişlerin toplam bedeli ise 9 milyar eurodur diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.